Kültürümüzün bu bölümünde güzel yurttayız. Ziyaret edeceğimiz yer St. Thomas Kilisesi. Bölge olarak Güzel Yurt kent merkezindeki manastırın içinde bulunan kilise, Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nin hemen yanında bulunuyor. Yapı Bizans dönemine ait bir yapı ancak zaman içinde birçok değişikliğe uğramış. Cephesine baktığımız zaman düz bir yapı gibi görünse de iç mekanında muhteşem bir avize, ahşap işçiliği ve ikonlar bulunuyor. Aynı zamanda bir ikon müzesi olarak da ziyaret edilebilir. Gelin birlikte gezelim. Hasan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün St. Thomas Kilisesi'ni sizinle birlikte gezeceğiz. Güzel Yurt'un yakınlarından yaşayan bir keşiş St. Thomas ve adına bir kilise yapılmış sanırım. İçi özellikle ziyaretçiler tarafından çok dikkat çekici simgelerle dolu. St. Thomas'ın hikayesini sizden dinleyeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, hoş. St. Thomas ya da Aziz Mamas ülkemizde inanç turizmi anlamında en önemli ziyaret noktalarının başında gelmekte. Sizlerin de belirttiği gibi efsanesi var. Aslında iki efsane söz ediliyor tarihi kaynakları incelediğimiz zaman. Bir tanesi Anadolu coğrafyasıyla bağlantılı. Çankırı ve Kapadokya bölgesinde yaşayan bir Aziz'den söz ediliyor. Diğer efsane ise yerel bir aziz olduğuna dair. Bu iki söylence veya efsane arasında yüzyıl farkları olsa da ortak tema ortaktır. Çünkü ikisinde de Mamas vahşi hayvanları ehilleştiren, evcilleştiren, onların etinden, sütünden yoksul halkları faydalandıran bir aziz olarak bahsedilmekte. Ve bu Mamas'ın mucizevi gücü sayesinde işte vahşi hayvanlarla iletişim kuran, çobanların koruyucu azizi vasıflarını taşıyan önemli bir nitelik kazandı Mamas yüzyıllar içerisinde. Hem Kapadokya Çankırı bölgesindeki efsane hem de Kıbrıs coğrafyasında geçen efsanenin ortak yönü arslan üzerinde binili, kucağında kuzu, elinde asasıyla tasvir edilen Mamas örneğidir. Burada da kabartmada da görüldüğü gibi sanırım kuzuyu kurtarmış, öyle mi? Yani evet, aslanın ağzından. Evet, özellikle yerel efsanede şu şekilde bir efsane anlatılıyor. İşte Bizans döneminde Mamas bu yakınlarda mağarada yaşayan bir sıradan bir vatandaş, din inancı olan bir vatandaş durumundaydı. O dönemdeki vergi politikalarından dolayı herkes ağır vergilere tabi tutulmuş. Mamas'tan da bu vergi vermesi istenmiş. Kendisi de buna hayır demiş. Ben devletin hiçbir imkanını kullanmıyorum. Yoksul bir vatandaşım. Bunu ödemeyi reddediyorum. Dediği için tutuklanmış. Yolda giderken Kıbrıs tarihinde hiç görülmeyen bir arslan
bir kuzuyu parçalamak üzere olduğu anlatılır efsanede. Ve Mamas orada işte mucizevi güçlerini kullanarak eliyle aslanı durdurmuş. Kuzuyu kurtararak aslanın üzerine binmiş ve elindeki asasıyla birlikte onu yere vurarak bu gücünü göstermiş. Dolayısıyla bu yaşanan olaydan sonra Mamas hayatı boyunca bütün vergilerinden muaf tutulmuş ve mucizevi bir kişilik olarak adlandırılmış ve adına Kıbrıs genelinde 14'e yakın kilise inşa edilmiş. Ancak bu inşa edilen kiliseler içerisinde en önemlisi Güzelyurt'ta bulunan kilisedir. Ve sağlam ayakta kalabilme şansına erişmiş yüzyıllar öncesinden bir kilise olarak da günümüze kadar gelmiş. Evet, tarihçesi aslında buranın tanrıça Afrodit'e kadar gidiyor. Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in ve Astarte ismiyle bilinen tanrıçanın burada bir tapınağı olduğu düşünülüyor. Daha sonra bu tapınak üzerine farklı yüzyıllarda 12. 16. 18. ve 20. yüzyıllarda ilaveler yapılarak bu kilise son şekline kavuşturulmuş. Evet. Yani önemli bir noktadayız. Evet, gerçekten bölge olarak da hemen yan tarafta Arkeoloji ve Doğa Müzesi de zaten eskiden dini bir yapı olarak kullanılıyordu sanırım. Evet, bu Güzelyurt bölgesinde bulunan kiliselerin idari merkezi, yani metropolit merkezi olarak tabir ettiğimiz bir yer olarak kullanılmaktaydı. Evet, sizinle birlikte yine sizin rehberliğinizde Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nde gezmiştik. Bugün de St. Mamas özellikle ikonlarıyla ünlenmiş ve işte ahşapçılığı, simgeleri ve çok muhteşem bir de avizesi var. Evet, şimdi birlikte içeriye girip bu güzel sanat eserlerine bakalım. Buyurun, birlikte keşfedelim. Hadi. Mekanına girdik. Evet, Kıbrıs'taki dışarıda bahsettiğimiz gibi inanç turizmi anlamında en önemli ziyaret noktalarından bir tanesi Aziz Mamas Kilisesi. Bizde de rehberlik yaptığımız için buraya getirdiğimiz misafirler özellikle Mamas'ın bu iç mekanından, hikayesinden, Kıbrıs'ın işte bu dinler üzerindeki etkisinden ciddi anlamda etkileniyorlar ve merakla bu kiliseyi veya diğer müzelerimizi, öğren yerlerimizi görüyorlar. Burası gerek yapılış itibariyle sarı taş mimarisinin kullanılması, yer yer Orta Çağ etkisi, yer yer Bizans etkisi, Lüzinyan etkisi ve Ortodoks dini inancın etkisiyle birçok farklı medeniyetin izini de taşıyor açıkçası. Bu anlamda da Aziz Mamas Kilisesi ülkemizdeki en önemli kiliselerin başında geliyor. Aziz Mamas'a adanmış yaklaşık 14 tane kilise var Kıbrıs'ta. Ancak en önemlisi budur. Bu kilisenin de en önemli olmasının sebebi Aziz Mamas'ın mezarının burada olmasıdır. Aziz Mamas'ın mezarının burada olması bu kiliseye ayrı bir kutsal hüviyet yüklüyor. Evet. Bu açıdan da değerli bir kilisemizdir. Az sonra Lahit'in yerini de göreceğiz ama sanırım yarısı içeride, yarısı dışarıda bir konumda yapılmış. Bu, mimari açıdan da değişik bir durum. Bu özelliğiyle bile adamızdaki tek örnektir diyebiliriz. Çünkü bunun neden bu şekilde yapıldığını araştırdığımız zaman Lahit'in buraya gelişiyle ilgili bir efsane var. Ve mimarisinin yarısı dış kısımda bırakıldı, yarısı iç kısımda bırakıldı. İnanan kişilerin ve Mamas'ın takipçilerinin içten ve dıştan dualarını yapabilmeleri. Evet, içten ve dıştan hem dualarını yapmaları hem bu tapınma geleneklerini sürdürmeleri anlamında lahit mermerden yapılan güzel bir mezar örneklerinden bir tanesidir. Evet.
Evet, yani girer girmez hemen bizi karşılayan bu devasa abide gerçekten muhteşem, kocaman. Birkaç tane farklı boyutlarda avizeler var ama bu büyük avize gerçekten de izleyicilerin girer girmez karşılayan büyük bir ihtişamlı avize. Bize de çok soruluyor rehber olarak avizelerin özelliği. Çünkü kristal avizeler parıl parıl, parlak görüntüsüyle insanı etkileyen bir görüntüye sahip. Kökenini araştırdığımız zaman benim öğrendiğim bilgiye göre burada duası kabul edilen bir kişinin kiliseye Çekoslovakya'dan sipariş edip bağışlanmış bir avize olduğu bilgisine bir ziyaretçi tarafından söylendi. Bilginin ne kadar doğru olup olmadığına emin değilim ancak bu avizelerin kökeni şu an Çek veya Çekya olarak bildiğimiz Çekoslovakya'dan gelmedir. Kıbrıs'ın farklı yerlerine de bu ülkeden avizeler dünyanın farklı yerlerine gelmiştir. Ancak buradaki belki de ülkemizdeki en güzel avize örneklerinden bir tanesidir. Evet. Tabii ki ne zamandan beri burada onu tam bilemiyoruz. Yani 100 yıla yakın diyebiliriz. O zaman güzel korunmuş değil mi? Yani ender korunabilen yapılardan, sağlam ayakta durabilen yapılardan bir tanesi de St. Mamas Kilisesi olduğunu gerçekten görebiliyoruz. İkonları, dini duvar resimleri, ahşap oymacılığı değil mi? Yani burada çok ince bir işçilikle yapılan sanat var değil mi? Evet, özellikle onlarla da ilgili kısa bilgilendirme verebiliriz. Mesela işte benim sol tarafımda bulunan 1711 tarihine tarihlendiren ahşap vaiz kürsüsü dediğimiz yani hitap edilen kürsü özelliği var. Ahşap sanatının, ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Etrafında da ise İncil yazarları var. 4 İncil yazarı tasvir edilmiş ellerindeki İncil ile birlikte. Yine başka bir ahşap işçilikte Adem ile Havva tasvirleri var. Melek figürleri, ejderha figürleri, kartal motifleri, nar motifleri her birinin dini anlamları bulunmakta. Evet, o motifler de gerçekten ayrıca üzerinde durulup da incelenmesi gereken motifler. Her birinin bir anlamı var çünkü. Evet. Asma yaprağı, incir, nar taneleri, üzüm. Bunların sembolik anlamlarıyla ilgili neler söyleyebiliriz? Evet, birazdan yerinde biliyorum. Aslında tümü kutsallık ve inanca, dine bağlılık manalarını, bolluk, bereket manalarını taşıyorlar. Birazdan sizlere birkaç motif göstermek istiyorum. Evet. Ancak ona geçmeden sizden bu sandalyeler yine bize rehberlere çok sorulan bir sorudur. Neden bu şekilde kolları yüksek diye oturur musunuz lütfen? Yani bu şekilde oturduğumuz zaman baş kısmında bir yuvarlak kısım var. Ellerimizi de böyle koyar mıyız? Bu şekilde. Evet. Dini inanç özellikle Aziz Mamas'ın 1 Eylül ve 2 Eylül isim günü olarak kutlanıyor. Burada her yıl 1 Eylül ve 2 Eylül'de Ortodokslar gelip büyük bir ayin tertipliyor. Ve bu sandalyelerin kollarının bu kadar yüksek olmasının sebebi dini ayin esnasında işte vücudun haç biçimine gelmesi ve Hazreti İsa'nın işte çarmıha geriliş anını yaşamak veya hissetmek maksadıyladır. Hem ayakta da durursanız aynı şekilde, yine kollarınızı bu şekilde yaparsanız ayakta. Evet, biraz daha geri giderseniz yine aynı şekilde bu kolların yüksek olduğu bize rehber olduğumuz için neden diye misafirlerimiz tarafından soruluyor. Evet. Bu da bu sandalyelerin bir özelliği. Hala kullanılıyor değil mi burası dini günümüzde ziyaretler. Burası 1974 sonrasında ikon müzesi olarak düzenlendi. Ve Kıbrıs'ın değişik yerlerinde biliyorsunuz ikon müzeleri var. Gerek Girne'de, gerek Belapais'te, gerekse İskele bölgesinde, Barnabas Kilisesi'nde. Ancak bence en güzeli burasıdır. Çünkü birbirinden eşsiz ve son derece değerli ikonları barındıran çok güzel bir ikon müzesi özelliğini koruyor günümüzde.
Ancak Ortodoksların ayın günlerinde ise yılda 3 veya 4 sefer burası dini ziyaret ediliyor. Kullanılıyor. Evet, görüyoruz zaten, gelip mum yakanlar da oluyor ara ara. Evet. Evet, yine Hazreti İsa'nın bir resminin önündeyiz. Bu resimle ilgili neler söyleyebiliriz? Evet, yan tarafımızdaki ikon Kuzey Kıbrıs'taki en eski ikon özelliğinde. Yaptığımız araştırmaya göre tarihçesi 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Yaklaşık 600-700 yıl arasında öncesine gidiyor Hazreti İsa ikonunun ahşap bölümü. 1800'lü yılların ortalarında ise bu altın kaplama kısımla üzeri kapatılmış. Yine yaptığımız araştırmaya göre bu ikonun tarihçesi Akatu dediğimiz tatlı su bölgesine kadar gidiyor. Orada bulunan kilisenin ana ikonu konumundaydı. Daha sonra uzun zamandır ikon izini kaybettirdi. Nerede olduğu bilinmiyordu. Bir tesadüf eserinde Güzellik Arkeoloji Doğa Müzesi'nin depolarında bulundu ve restorasyonu yapılarak kilisenin en önemli ikonlarından biri olarak özel bir çerçeve hazırlattırılarak bu noktaya yerleştirildi. En büyük özelliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan en eski ikon olma özelliğidir. Evet. Ve 3 boyutlu bir ikondur. Biliyorsunuz ikonlarda bir özellik var. Gözler hangi noktada olursa olsun, mesela şu anda bana bakar. Siz de baktığınızda size bakmış olması lazım. 3 boyutluluk bu ikonun en önemli özelliklerindedir. Baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi de var. Yine İncil'den pasajlar elinde tutmuş olduğu kitabın üzerinde yer alıyor. Burada bir ahşap çerçeve bölümü vardı. Genelde inanan insanlar bu noktaya dokunarak ibadetlerini yerlerine getiriyordu. Fakat daha sonra çok yıpranma olduğu için bu bölüm cam bir bölmeyle kapatıldı. Korunma maksatlı olarak. Çünkü değerli ve önemli bir ikondur. Evet, gerçekten de ahşap olmasına rağmen renkler 13. yüzyıl dediğiniz çok derinlerden gelen, tarihin derinlerinden gelen bir sanat eseri olarak değerlendirilebilir. Evet, ahşap kürsünün yanındayız. Yine ince bir işçilik, oymacılık görüyoruz. Ve buradaki tasvirin de bir anlamı var, değil mi? Evet, aslında bu kürsüdeki her nokta işlenmiştir. Bu anlamda da o dönemde ahşap işçiliğine verilen önemi görüyoruz bir nevi. Hiçbir noktası sade değildir. Her köşede ciddi anlamda ahşap sanatının en ince işleme detayları bulunmakta. Aynen öyle. Burada dört köşede melek figürleri, bir elma ağacı, yılan, ejderha, çiçek motifleri bulunmakta. Ve yasak elma biliyorsunuz insanlığın doğuşuyla ilgili devamlı anlatılır. Adem ile Havva örneği. Tasvir edildi burada da. Ve çok güzel, ilginç, dikkat çekici bir motif tekilse içerisinde. Gerçekten çok detaylı ve güzel işleme görülüyor.
Kilisenin içinde gezinirken gördüğümüz tabii her bir eşya, obje bize değişik hisler de yaratıyor. Ve ne olduklarını tabii izleyicilerimize de aktarmak gerekir. Burada oturan insanlar, evet, bu... şarkı söyleyen koristlerin bölümü. Evet, evet. Bu bölümde, her iki bölümde de işte İncil'den ilahiler ve pasajlar okuyan kişilerin yer aldığı bölümde. Bu bölümde daha ziyade daha genç kişiler. Bu bölümde bir nevi daha iyi durumda olan kişiler. Evet. Burada da ayını yöneten kişi, papaz. En yetkili, dini olarak en yetkili kişi oturmakta. İhtişamlı bir kürsüde oturuyordu. Evet, kilisedeki en ihtişamlı kürsü. Evet. Hemen sağ tarafımızdaki bölümlerde ise siyasi anlamda kentin, o şehrin idari makamlarında yetkili oturan kişiler oturmakta. Halk ise arka bölüme doğru sıralanmaktaydı. Evet. Mumlar, adak için konan sehpa var burada. Ve ikonostas ses bölümüne geldik. Yine burada da çok güzel bir işçilik görüyoruz. Hemen arkasında da günah çıkarma bölümü bulunuyordu. Evet, o dönemin insanların inançlarına göre kendilerince arınma, belki günahlardan arınma, ruhu temizleme amacıyla bu mekanlar kullanılmış ve hala da kullanılıyor tabii ki. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, her dinin farklı özellikleri var, inançları var. Saygı duyuyoruz tabii ki her dine. Aynen öyle. Her dinin kendine özgü kuralları var. Aynen. Gerek İslamiyet inancının, gerekse Hristiyan inancının veya diğer mezheplerin kendine özgü uygulanmış kuralları var. Kıbrıs'ta öyle bir coğrafya ki hem İslami inanç açısından çok zengin eserler bulunmakta Kıbrıs'ta, hem Hristiyanlık dini anlamında çok gelip geçen medeniyetlerden evet, dolayı. Evet, birçok farklı medeniyetin ülkemize, adamıza bıraktığı tarihi eserler bunlar. Gerçekten de ülkemiz birçok farklı medeniyetin üzerinden geçip gittiği farklı tarihi eserlere sahip ve gerçekten kültürel açıdan zengin bir ülkeyiz aslında. Dini yapılar olsun, kaleler olsun, bu tarz yapılar bize miras olarak bırakılmış. Bugünlere kadar gelebildiğine göre de gerçekten koruyabilmiş olduğumuz bazıları bu ülkenin değerleri. Umarız bundan sonra da sahip çıkılmaya devam edilir diyelim. Ve devam edelim. Bu ikonlarla ilgili başka neler söyleyebiliriz? Şu anda Aziz Mamas Kilisesi'nin en kutsal bölümünün önündeyiz. Burası ikonostasis bölümü. En üst kısmında Hazreti İsa'nın çarmıha geriliş sahnesi tasvir edilmiş. Bölüm bölüm işte kutsal kitap İncil'de geçen azizlerin yer aldığı bölümler, İncil'den pasajlar. Benim hemen sağ tarafımda Bakire Meryem kucağında mucizevi doğum neticesinde dünyaya gelen küçük İsa canlandırması. Hemen sol tarafta Hazreti İsa'nın ikonu bulunmakta. Hazreti İsa ikonunun yanında ve Meryem ana ikonu yanında ise vaftizci Yahya'nın genç ve yaşlılık halleri tasvir edilmiş. İki sütun üzerinde ise Pavlus ve Markus'un ellerinde, İncil yazarları olan Pavlus ve Markus'un ellerinde İncil'le sütun üzerine tasvirleri yer almakta. Yine elde bulunan bir anahtar var. O da işte cennetin kapılarının anahtarı olduğu rivayet ediliyor. Arkamda, orta bölümün arkasındaki bu perde kısmı ise Ortodoksluk inancına göre günah çıkarma veya daha doğru tabiriyle günah itiraf yeri olarak kullanılmaktaydı. Arınma. Evet, günahtan arınma anlamında kullanılıyordu. Arka kısmında işte papaz, ön kısımda günah işleyen kişi günah itirafında bulunup bu günahından arınmaya çalışıyor. Yine arka kısma giriş yasak. Orada bir sehpa var. Onun üzerinde işte şarap ve ekmek ayın günlerinde birlikte karıştırılarak bu üç kapıdan çıkan
papazlar cemaate bu kutsal şarap ve ekmek karışımını ikram ediyorlar. Yine sağ kısımda bir vaftiz kurnası var. Orada da yeni doğan çocukların işte günahsız dünyaya merhaba demeleri için kutsal suya batırılıp çıkardıkları bir vaftiz kurnası bulunmakta. Evet. Kiliselerin bu tarz hizmetleri de oluyordu. Tabii ki düğünler belki de yapılıyordu zamanında. Evet, muhakkak düğünün bir parçası olarak kutsal alanların ziyaretleri yapılmaktaydı. Doğanlar, özel günlerde gelip orada dua edenler, günahından arınmak isteyenler, adak adamak isteyenler. Şimdi çok amaçlı bir, her dinin kendi inancı bünyesinde bir inanç sistemi bulunmaktaydı. Evet. Bir de sizlere Melek Mikail freskosu var, yani duvar resmi var, onu göstermek istiyorum. Evet, gidelim. Burası Melek Mikail'in duvar resmi, fresk örnekleri içerisinde ülkemizdeki en güzel örneklerden bir tanesidir. Büyükçe bir duvar üzerine tasvir edilmiştir. Devasa kanatları, görkemli, heybetli kırmızı pelerini, asil dik bir duruş ve elinde kılıcıyla, kalkanıyla, kılıcıyla tasvir edilmiştir. Burada da aslında anlatılmak istenen mesaj, Melek Mikail biliyorsunuz baş melek olarak anlatılıyor. İyiliğin ve doğruluğun savunucusu, kötülüğün düşmanı, insanların işte iyilik yapması üzerine çok kullanılan yaygın bir motiftir. Melek Mikail ve Arhangelos Mihailos ismiyle Mikail, Melek Mikail olarak da adlandırılıyor. Elindeki kılıç işte şeytanın en büyük savaşçısı. Kötülüğün savaşçısı, iyiliğin savunucusu ve melek, baş melek olarak bütün kiliselerde bulunmakta. Burada işte biraz daha görkemli bir duruşla anlatılmış Melek Mikail. Müzemizin de en çok beğenilen ve insanların önünde fotoğraf çektirdiği örneklerin başında gelmekte. Gerçekten de yani bir duvar resmi olarak da baktığımız zaman renkler çok canlı. Kırmızı gerçekten tam bir kırmızı. Ufak silikler olsa da yüz kısmı ve orta kısım çok güzel korunmuş. Evet, güzel detaylar da mesela ayaklarında giymiş olduğu terlikler, ayakkabılar o dönemin koşullarına göre oluşturulmuş. Kılıç, kalkan ve çok değişik ince sanatsal motifler var. İyi çalışılmış ülkemizdeki sanatsal anlamda değerli bir fresk çalışması. Evet. Melek Mikail'in duvar resmini de izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Birçok ikonun olduğu bir duvar ve hemen arkamızda da önemli iki resim var. Bunlardan bahsedelim. Buradaki ikonlar aslında çok yaygın değil Kıbrıs'ta. Özellikle bugün görmek gerekti. Sizin yanınızda bulunan Meryem Ana'nın annesi Anna. Benim sağ tarafımda bulunan ise babası Joachim. Geç çocuk sahibi olmuşlar. Anlatılan dini hikayelere göre ve doğan kızları da Meryem ismini vermişler. Ve Meryem Ana da biliyorsunuz Hazreti İsa'nın Bakire doğum yapan annesi olarak Hristiyanlık inancında kabul görüyor. Evet. Bu anlamda Meryem'in annesi Anna, babası Joachim, Aziz Mamas Kilisesi'nde bu şekilde yan yana olarak yerleştirilmiş, dikkat çeken, beğenilen ikonlar arasında. Yine sizin sol tarafınıza doğru devam eden ikon sırasında ise 1840'lı yıllardan başlayan son derece eski ve değerli ikonlar bulunmakta. Buradaki ikon sırası da 1840'lı 50'li yılların
ikon sanatı anlamında önemli bir örnek teşkil ediyor. Evet. Tahta üzerine boyanmış ikonlar. İkonlar. Arkanızdaki tahta kapı da dikkat çekiyor. O da özellikle boyanmış, resmedilmiş. Üzerinde yine Meryem Ana'nın annesi babası Meryem var. Meryem Ana ve İncil yazarlarının tasvir edildiği bir ahşap işçiliktir. Bu ikonostasis sırasını takip edersek alt kısım ahşap görünümlü olsa da mermerden yapılmıştır. Üzerinde Venedik kalkanı biçimindeki bazı motifler ve yine dini simgeler yer almakta. Hı hı. Bu aslında Mamas Kilisesi'nde hem taş işçiliği, hem ahşap işçiliği, hem mermer üzerine yer alan işçilikler o dönemin sanatsal bakış açısını ve sanatsal yaratıcılığının en güzel örnekleri arasındadır. Kesinlikle öyle. Evet, yani genel olarak baktığımızda kilisenin içinde sütunlar, Venedik döneminden kalma sanırım. Sütunlar, avizeler, ihtişamlı ikonlar gerçekten gösterişli bir kilise. Evet, Bizans, Lüzinyan, Venedik, hatta Osmanlı döneminde. Çünkü Osmanlı da içerisinde barındırdığı farklı dini inançlara belli anlamlarda özgürlük veren bir yönetimimizdi oldu Kıbrıs'ta. Yani bu kilise içerisinde hem Bizans, hem Lüzinyan, hem Venedik, hem Ortaçağ, hem de Osmanlı döneminde ilaveler yapılmış ve son şeklini almıştır. Evet ve son durağımızda adakların yapıldığı bölüm. Orayı da ziyaret edip kilisenin St. Mamas Kilisesi'ni tamamlamış olacağız. Buyurun. Hasan Bey, son durağımız St. Mamas'ın türbesinin olduğu, lahitin olduğu yerdeyiz. Burada birçok adakların adandığı bir bölüm, değil mi? Evet, burası Aziz Mamas'ın mezarının olduğu bölüm. Mermer, lahitten yapılmış bir mezar örneği. Az önce konuştuğumuz gibi yarısı kilisenin dış kısmında, dışında, yarısı da iç kısmında bulunmakta. Ve burada sizlerin de gördüğü gibi zaman içerisinde bir inanç noktası haline dönüştü. Bu ahşap kısmının içerisinde bulunan iki nokta var. Bu nokta üzerinde kutsal okunmuş yağ bulunmakta. Bazı kaynaklarda bir başka sıvı olduğu söyleniyor. Evet, eskiden sıvı geldiği söyleniyordu. İyi geldiği, sağlığa iyi geldiği anlamında, değil mi? Evet, o şekilde anlatılıyor. Ancak okunmuş zeytinyağıdır. Buradan işte bu zeytinyağını almak suretiyle kişiler ağrıyan uzuvlarına bu zeytinyağını temas ettirip sürerlerse şifa bulacaklarına inanılıyor. Zaman içerisinde işte bu söylenince yayıldı ve halen günümüzde dahi buraya gelip şifa arayan insanlar bulunmakta. Bu yağı vücutlarına sürenler, mum yakmak suretiyle dua edenler. Esasen Mamas'ın, her Aziz'in belli başlı kutsal mucizevi yetenekleri olduğu anlatılıyor. Mamas'ın ise kulak, göz ve eklem, bacak ve bel ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Ve özellikle inanç şu şekildedir. Gelen kişi işte bu yağdan alıp üzerinden ağrıyan noktalarına sürüyor. Daha sonra işte bir mum yakıp dileğini söylüyor. Dileği de gerçek olduğu zaman ise buraya teşekkür mahiyetinde gelip bal mumundan bir eser bırakıyor. Bu bir göz olabilir, göz rahatsızlığı iyileşmişse bir eklem yerleri olabilir. Bebek bekleyen aileler için burada çocuk... Burada görüyoruz, bebekler de var o mumlardan. Kulaklar var burada, kulak bal mumundan yapılan kulaklar, bacaklar, böbrek şeklindeki organlar, bebek motifleri,
Burada yine işte bir kalp var herhalde, bir aşk dileyen oldu. Evet. Eş dileyen oldu, kadın veya erkek, ev dileyenler oldu. Bu şekilde insanlar bir inanç sistemi geliştirdi ve bu noktaya girip bu perdenin üzerine kabul olan dileklerini veya dilekte bulundukları şeyleri buraya bırakıyorlar. Bu da aslında bu ahşap, yine benim kilise içerisinde en beğendiğim ahşap işçiliklerinden bir tanesidir. Gül ağacından yapılmıştı 1907 yılında. Ve işlerinde dikkat ederseniz gül motifleri var, kuş motifleri var, çiçek motifleri var. Ve yine Saint Mamas'ın aslanın üzerinde elinde kuzusuyla, burada da göründüğü gibi. Bunu ahşaba işlemek çok da kolay değil. Kesinlikle. Yani o dönemki sanatsal işçiliği gönderiyor. Yine üzüm salkımları, asma yaprakları, bolluk, bereket, şarap ve çok güzel bir işçilik var. Üst kısımda ise Aziz Mamas'ın işte Hristiyanlık dinine geçtikten sonra din karşıtları tarafından işkenceye tabi tutuluşunu anlatan işkenceler var. Bir kısmı Aziz Mamas'a, diğer kısmı ise başka Azizlere adanmış işkence sahneleridir. Onları anlatıyor. Yine ejderhayı öldüren Aziz George yine çok Hristiyanlık dininde en yaygın ikonlardan bir tanesidir. Yani Aziz Mamas Kilisesi genel anlamda hem ahşap, mermer ve diğer sanatsal işçilik yanında çok değerli, eski, zengin ikon örneklerini barındıran, duvar resmi dediğimiz fresk örneklerini barındıran, inanç turizmi anlamında bence en zengin, en önemli inanç noktalarından bir tanesidir. Evet ve günümüzde de hala ziyarete açık. Gelmişken ziyaretçiler tabii ki Doğa ve Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edip ardından Saint Mamas'a da gelme şansları var. Çünkü burası da bir ikon müzesi niteliğini taşıyor. Birçok değerli işçilik var, görülmeye değer. Evet, özellikle tek bir biletle, yani müze kısmından bilet alınarak hem oradaki doğa bölümünü, Solini'nin altın yaprakları olarak bilinen iki tane altın tacın, güzel altın işçiliğinin yer aldığı altın odasını ziyaret edebilirler. Bunun yanında da Mamas ikon müzesini tek bir biletle ziyaret edilebilir. Pazar günleri ise bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için müze ve öğrenme ziyaretleri ücretsiz. Evet, bunları da izleyicilerimize aktarmış olduk. Ziyaret etmek isteyenler bu şartlarda gelip ziyaretlerini yapabilirler. Evet, görülmeye değer gerçekten bu kilisede. Saint Mamas'ın geçmişten günümüze kadar gelen efsanevi hikayesiyle ve şifa veren yağıyla güzel bir çekim yapmış olduk yine sizinle Hasan Bey. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Umarız bir sonraki durağımızda yine sizinle karşılaşıp rehberliğiniz eşliğinde güzel yerleri gezmeye devam ederiz. Ben teşekkür ederim Selda Hanım. Sizlere ve kameraman arkadaşımız Mehmet Salih Bey'e ve Mustafa Bey arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan bir yapıyı ziyaret ettik bugün. Saint Mamas Kilisesi'ndeydik. Hem sanatsal hem de dini açıdan zengin bir içeriğe sahip. İçinde ikonlar, ahşap işçiliği ve değerli bir lahit bulunuyor. Saint Mamas'ın lahiti. Haftaya bir başka müzede buluşmak dileğiyle.